7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Aşkım sen konuştun mu Melisa ile, geliyorlar mıymış? Hayır. Ama yoldadırlar herhalde. Yine kim geliyor? Melisa geliyor. Babanın arkadaşı. Neden? Babanla işi varmış. Bakma, önemli biri değil. Tabii ki ortalık biraz karışacak başta ama sonra taşlar yerli yerine oturacak. Tamam. Yapmışsın planını işte. Yaptım, evet. Ama biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Bana yardım eder misin? Neden yardım edeyim sana? Yapma şimdi. İçeride fark ettim seni. Sıkıntıdan patlıyordun. Hem biraz eğlenmiş olursun, ne var? Beni fark ettin içeride. Sen her girdiğin ortamda fark edilmeye alışıksındır bence. Değil misin? Olur. Yardım edeceğim sana. Eğleniriz dediğin gibi. Güzel. Oyun arenama hoş geldin. Teşekkür ederim Ruhu. Hay Allah. Öyle şaşkınlığımızı bir kenara bırakıp doğru düzgün hoş geldin de diyemedik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizi bu kadar şaşırtacağımızı bilmiyorduk açıkçası, değil mi hayatım? Hem de hiç. Bak bak. Şu gözlere, şu bakışlara bak. Sen de bir polis. Ne alaka diyorlar? Aa, gerçekten diyor musunuz öyle bir şey? Vallahi şahsen ben diyorum. Ne alaka? Ben de. Siz ikiniz hangi değişik habitatta karşılaşmış olabilirsiniz? Pek canlanmadı kafamda. Evet, yüksek giriş, yüksek merak. Aldınız bizi. Merak ediyoruz. Anlatın bakalım. Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ben anlatabilir miyim? Buyurun. İnanmayacaksınız ama annelerimizin brunch'ında tanıştık. Aa. Meğer Nilgün teyzeyle benim annem kulüpten arkadaşmış yıllardır. Ben Mesut'un adını hep duyuyordum. Ultra karizmatik, yakışıklı, maceracı. Ben ne zaman Amerika'dan gelsem Nilgün teyzeyle annem bana hep bir bombardıman. Mesut'la şöyle tanışmalısın, böyle tanışmalısın. Ama bugüne kadar hiç kısmet olmamıştı başkomiserle tanışmak. İşin özeti aslında şu, annemler bizi ne zaman tanıştırmaya kalksalar ben sürekli görevde oluyordum. Bir de ne yalan söyleyeyim. Annelerin tanıştırdığı biri ne kadar ilgi çekici olabilirdi ki? Sözüm meclisten dışarı. Aa, bunu ilk kez duyuyorum.
Yani beni bile isteye atlatmaya çalışıyormuşsun yani, kaçıyormuşsun. Aşk olsun. Şebnem Hanım, yüzünüzdeki gülümsemeyi neye yorsak acaba? Yani biz sizi polis memuru olarak tanıdık Mesut Bey. Siz bayağı buralıymışsınız. Bizi kandırmışsınız yani. Kandırmak demeyelim. Nereden geldiğimin ne önemi var ki? Aa. Önemi olmaz olur mu? İnsan nereden geliyorsa odur. Şu masaya bir baksana. Hepimiz benzer geçmişlerden geliyoruz. Hepimizin kuyruğu birbirine değiyor. Değil mi? Eski paranın kaderi. Bir tek sen Şebnem. Bir tek seni tanımadık. Şebnem İzmir'de büyüdüğü için maalesef onu daha erken tanıma fırsatımız olmadı. İzmir. Hangi okul? Kolej. Kolej. Nereden biliyorsunuz? Evinize daha önce geldiğimde sizinle konuşmadan önce Şebnem Hanım'da da kısa bir sohbetim olmuştu. Siz de biliyorsunuz. Evet, yani mesela ben de biliyorum. Mesut Bey Boğaziçi psikoloji mezunu. İlginç. Peki polis olmaya nasıl karar verdiniz? Hakikaten Mesut Bey, ben de merak ediyorum. Yani hayatınızın hangi noktasında polis olmaya karar verdiniz? Sıkılma noktası. Neden sıkıldınız? Ha, tam olarak. Ayrıcalıktan. Kusura bakmayın güldüğüm için. Ama yani ayrıcalığın can sıkıntısına sebep olacağı hiç aklıma gelmemişti. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Polis olman bir tepki, bir başkaldırı gibi, değil mi? Aslında şöyle bir şey. Her şeyin gereğinden fazla iyi gittiği bir çocukluk, ilk gençlik yılları, ergenlik, önümdeki imkanlar ve hayata diğer insanlardan 5 adım önde başladığını bilmek. İçinde bulunduğumuz sınıf bir kale gibi. Kapısında muhafızlar var, yüksek duvarlar. İçerisi hiçbir şekilde hava almıyor. Ve tabii ki insana mahkumiyet hissi veren ritüelleri. Bir şekilde bu fanustan çıkmam gerekiyordu. Yaşadığımı hissetmem gerekiyordu. Dezavantajlar. Yaşadığımı hissetmem gerekiyordu. Ah ya. O zaman sizin için her şey bir maceradan ibaret. Yani bu sıkıcı hayatımıza renk katmak için. Doğru anlıyor muyum? Çok yanlış anlamışsınız. Hayatım, biliyor musun? Seni gerçekten sabaha kadar dinleyebilirim. Yeni ilişkinin heyecanı burada olsa gerek. Yani sevgilini böyle satır aralarından tanımaya çalışmak, her hareketini, her sözünü dinlemek çok heyecanlı değil mi? Yani ilk zamanlarda ilişkilerin merakı da tadı da bambaşka oluyor tabii. Aa, sen ne demek istiyorsun ya? Cicim aylarımız geçince rutine mi bağlayacağız? Hayır, öyle bir şey demek istemiyorum. Diyorum ki rutinin de kendi içinde küçücük bile olsa bir keyfi var demeye çalışıyorum. Son yıllarda rutin shaming denilen kavram epey bir moda oldu. Özellikle hanımlar için rutin demek, monotonluk demek. Dikkat edin, linç etmesinler sizi. Aşkım, yok öyle bir şey. Duyan da 10 yıllık rutininden şikayet ediyorum zannedecek. Yani yok öyle bir şey. Gayet memnunum hayatımdan. Yani ister istemez tabii evliliklerde bazen öncelikler değişebiliyor, o kadar. Yani zaman değişiminden çok bir yıpranma getiriyor gibi, değil mi? Çiftler yeni heyecanlar aramaya başlıyor. Sözüm meclisten dışarı tabii. Dışarı tabii, muhakkak. İçeri olması mümkün değil çünkü. Mesela Onur bana
ilk günlerimizi unutturacağı kadar çok güzel anılar yaşattı çünkü daha sonrasında. Yani birbirini tanıma telaşı, böyle flörtöz oyunlar. Biz bunları çoktan geride bıraktık. Artık bizim için şaşmaz bir uyum ve mükemmel bir hayat arkadaşlığı var. Bundan daha güzel, daha doğru ifade edilemez sevgilim. Bence uyumu yakalayabilmesi için iki kişinin ya da hayat arkadaşı olabilmesi için uzun yıllara ihtiyacı yok. Bazen iki gün bile yetiyor. Tesadüfün böylesi. Ne konuda? Evimize ilk önce bir soruşturma için geldiniz. Şimdi de Melisa'nın erkek arkadaşı olarak. Tesadüf diyoruz ya bunları. Yani tabii eğer başka bir açıklaması yoksa. Başka bir şey ne olabilir ki? Bilmem ki, yani olasılıklar sonsuz. Yani bir tek yani bana mı enteresan geliyor bu denk geliş? Onurcuğum. Hepimiz benzer geçmişlerden geliyoruz. Hepimizin kuyruğu birbirine değiyor dedim ya. Kuyruk, yani kuyrukların birbirine değmesinden daha fazlası var burada. Sanki. Sen ne diyorsun Şebnemciğim? Sen ne hissediyorsun? Yanlış mı düşünüyorum ben? Ha? Ne bileyim. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi aslında. Yani aslında Melisa ile Mesut Bey arasında sanki bir sessiz anlaşma var gibi. Sanki. Çok akıllıdır benim karım. Hemen koyar teşhisi. Yapmayın şimdi. Şu anda burada yaşanan tam bir sosyal klişe moment. Evet, aynen öyle. Yani böyle yeni aşıklar, yeni çiftler üzerinden kendinize bir eğlence devşiriyorsunuz. Çok belli. Evli ve paranoyak çiftimizin masasına meze olduk sevgilim. Biliyor musun hayatım? Bence bizi kıskandılar. Kıskandık mı? Kıskandık mı bilmem. Neyi kıskanacağız? Aa, kıskandınız elbette. Mesela sizin evde oturduğunuz ya da çoktan uyuduğunuz saatlerde biz İstanbul'un tadını çıkarıyoruz. Acımasızsın. Bu bayağı orantısız güç. Ama kendileri kaşındılar, ne yapabilirim? Mesela geçen gün Mesut'un evindeyiz. Saat çok geç. Nasıl acıktık, ölüyoruz açlıktan. Beni bilirsin, mutfaktan hiç anlamam. Şebnem'in aksine Mesut da iki yumurta bile kıramaz. Ah. Dedik ki, kalk gidelim Osman Bey. Bir gittik ama saat çok geç. Hastasınız, şu an ilgiye ihtiyacınız var ve iyileşmeniz gerek. O yüzden çorba yaptım. Biraz bu burada dursun çünkü çok sıcak. Büfeler kapalı çoktan. Aradık, taradık. Sonra bir baktık uzaklarda bir adam böyle tam dükkanını kapatmak üzere. Mesut dedi, koş. Nasıl koşuyoruz, nasıl koşuyoruz? Osman Bey de koşuyorsunuz. Aynen öyle. Büfeci tabii tatlılığımıza dayanamadı. Gelin dedi, yapayım size birer sosisli. Bir yedik ama deliler gibi. Patlayacaktık neredeyse. Tabii eve döndüğümüzde uyku tutmadı. Saatlerce çene spor, değil mi? Saat kaçtı sevgilim? 5 miydi, 6 mıydı yattığımızda? Yani ben bakmadım saate ama güneş doğmuştu. Anca yakabildik. Cheers. Ben bir yemekleri kontrol edeyim. Neden bu kadar sinirlendiniz? Neyin peşindesiniz siz? Mesut Bey?
Öyle karşımıza geçip Melisa'yla evcilik oyunları falan. Ortada oyun falan yok. Melisa'yla aramızda olan her şey gerçek. Gerçek. Her şey gerçek. Mesut komiser yine gerçeklerin peşinde. Yardım edeyim mi? Tabakları uzatın. Melisa'dan hoşlanmıyorsunuz. Onur Bey'in eski sevgilisi diye mi? Alayım. Evliliğinize tehdit olarak görüyorsunuz, değil mi? Yanlarına püre koyayım. Ama Şebnem Hanım, biz bunları konuşacak samimiyeti çoktan geçtik. Öyle değil mi? Mesut Bey, beni üstünüze sıçratamayacaksınız. İstediğinizi vermeyeceğim size. Bana olan öfkeniz bir tek Melisa yüzünden değil. Yine tespitler, analizler. Evet. Altında başka bir şey var ve bundan eminim, kesin. Mesut Bey, biliyor musunuz? Bu zamana kadar insanlara yaptığınız böyle üstten üstten analizler, bunların sebebi hep iş diye düşündüm. Yani mesleki deformasyon falan. Ama alakası bile yokmuş. Geldiğiniz sınıfın özellikleri hücrelerinize kadar işlemiş aslında. Benim hakkımda böyle bir şey düşünüyor olmanıza gerçekten şaşırdım. Sırf çevrenizin rutinlerini kırıp polis olmaya karar verdiniz diye farklı olmuyorsunuz. Kusura bakmayın. Madem bu kadar sınıfımızdan hoşlanmıyordunuz, Onur Bey'le niye evlendiniz? Hoşunuza gitmeyen bir hayatın içine kendinizi niye hapsettiniz Şebnem Hanım? Cevap verin. Evet. Ben sevdim Onur'u, aşık oldum o yüzden. Umarım Onur Bey de sizin onu sevdiğiniz kadar seviyordur. Sizin derdiniz ne Mesut Bey? Dürüst olun isterseniz. Derdim gerçekler. Siz söylediniz. Mesut Başkomiser gerçeklerin peşinde. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Madem öyle. Şimdi içeri gider. Melisa ile olan ilişkinizin bir oyun olduğunu söylersiniz. Biz de bu saçmalıklardan kurtarırsınız. Olur mu? Sizi mi kıracağım? Şimdi içeriye gidiyorum. Ne kadar gerçek varsa hepsini teker teker anlatıyorum. Hepsini. Çocuklara bakacağım diye benden kaçmana gerek yoktu. Kaçmadım senden Melisa. Niye kaçayım? Çocuklara baktım sahiden. Mesut'u nasıl buldun? Sevdin mi? Neyi duymak istiyorsun Melisa? Bir şey duymak istemiyorum canım. Yani biri sevgilisini, eşini, arkadaşıyla tanıştırınca sorar ya nasıl buldun diye. Mesela ben Şebnem'e bayıldım. Çok güzel, çok ışıltılı bir kadın. Bambaşkadır Şebnem. Evet. Nerede kalmıştık? Buyurun. Ben bir adımı duydum sanki. Benden mi bahsediyordunuz? Ah, evet hayatım. Melisa senin ne kadar ışıltılı, ne kadar güzel bir kadın olduğundan bahsediyordum. Aa, çok teşekkür ederim Melisa'cığım. Çok zarifsin. İltifatların için çok sağ ol. İltifat değil, gerçekler. Gerçekler. Ne tesadüf. Az önce mutfakta Şebnem Hanım'la gerçekler üzerine konuşuyorduk. Mutfakta. Gerçeklerde. Tam olarak ne hakkında? İlişkiler. İlişkiler hakkında. Şebnem Hanım, en son gördüğümde bayağı halsizdiniz. Umarım daha iyisiniz. Şebnem hiç hasta olmaz ki. Kendi beyanım bu. 10 yıllık bir gözlem diyelim.
gözlem yeteneğiniz gerçekten çok iyi Onur Bey. Birlikte yaşamanın sonuçları. Evlilik işte. Böyle bir şey. Doğru. Onlar evli. Bravo. Bravo. Onur çok iyi bakar bana. Nasıl mesela? Merak ettim. Yani ne bileyim, sevdiğim şeyleri yapar. Ortak zevklerimiz vardır, onları yapar. Bunu size kanıtlamak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Ama madem sordunuz, nezaketen cevaplayayım sorunuzu. Şebnem'le ben benzeriz birbirimize. Hayata bakışımız, zevklerimiz ortaktır. Çok güzel. Ama ilişkilerde, aşklarda bence insanların birbirine benzemesine çok gerek yok. Kendine benzeyen birini sevdiğinde sanki kendini sevmiş gibi oluyorsun, değil mi? Oysa başka birini tanımak, başka birinin ruhunu keşfetmeye çalışmak, değil mi? Şebnem Hanım, siz tekil olarak bu hayatta neden hoşlanıyorsunuz? Çiçekleri sever karım. Çok güzel. Onlarla ilgilenmeyi, büyüdüklerini görmeyi sever. Çok da yeteneklidir. Mesela biz buraya ilk taşındığımızda bahçenin sağ ön tarafında boş bir alan vardı. Bomboş, böyle çöl gibi. Şebnem bir gecede canlandırdı. Gece? Hı hı. Çiçeklerin ya bazı çiçeklerin gece ekilmesi lazım. Daha iyi oluyor. Güzel bilgi. Evimde canlandıramadığım bazı çiçekler var. Sürekli uğraşıyorum ama olmuyor. Yardımınıza başvurabilir miyim? Beni şaşırtıyorsunuz Mesut Bey. Ha, bu sizin için bu kadar önemliyse, Şebnem yardımcı olabilir size. Teşekkür ederim. Ne dersin hayatım? Tabii tabii. Gelirim ben, yarın gelirim. Yakın zaten. Anlamadım. Sen Mesut'un nerede oturduğunu mu biliyorsun? Bana mı öyle geldi? Emniyetten bahsetmiyoruz, değil mi? Evin lokasyonunu ayrı olarak atarım ben size. Tabii, tamam. Bir şey yapmadınız Mesut Bey, siz bundan almadınız galiba. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beynim yandı gerçekten. Bahçeniz hakikaten muhteşemmiş. Onur, dediğin kadar var. Burada çok emek var Şebnem. Şu çiçekleri biri bana gösterebilir mi? Tabii. Harika bir akşam oluyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bence bu dörtlü daha sık bir araya gelmeli.
sayımızın 4 kalacağından şüpheliyim. Ne demek o? Bence Mesut Bey yakında aramızdan ayrılır. Nedenmiş? Rebound ilişkiler uzun sürmez ki bunu en iyi sen bilirsin. Yara bandı olarak kullandığın kişi evet kanamayı durdurur ama yara kabuk bağladıktan sonra söker atarsın. Herkes kendi yoluna gider. Ne yara bandı, ne kanaması? Neden bahsediyorsun sen Onur ya? Mesut rebound falan değil. Yepyeni tertemiz bir sayfa benim için. Melisa'cığım, istemeden senin kalbini kırdım. Evet, canını acıttım. Bunun için senden özür de diledim. Ama yani hemen bunun ardından tanıştığın bir adamla ilişkin ne kadar ciddi olabilir? Senin hiçbir şeyden haberin bile yok. Söyle de olsun o zaman. Mesut bana yüzük verdi. Hadi be. Konuşmuyor muyuz? Küstük mü? Konuşmuyoruz. Niye? Eski parayım diye mi? Siz de röportajda demişsiniz. Eski parayım demişsiniz. Konuşmuyoruz. İyi. Benim için hava hoş. Konuşmayalım. Duralım böyle. Aşkım. Onur bana inanmıyor biliyor musun? Bir türlü ikna edemedim. Yani senin bana yüzük verdiğine inanmadı nedense. Verdim de ikna edemedim ki seni. Bir türlü takmadın. Doğru. Takmadım çünkü yani ben sevgilime naz niyaz yapmayacaksam kime yapacağım değil mi? Yani aşk oyununu biraz uzatayım. Aramızdaki ateş harlansın istedim. Ama buraya kadarmış. Nişanlanıyoruz. Ay bu şahane bir haber. Tebrik ederim. Size güzel bir nişan töreni lazım. Aysel annemle ben bu işi hallediyoruz. Organizasyonumuz da. Ay yok yok. Hiç gerek yok. Sana zahmet olmasın. Biz sen kendini hiç yorma. Ay yorar mıyım hayatım? Ben bayılırım böyle mutlu günleri organize etmeye. Şebnem Hanım gerçekten çok naziksiniz. Ama hiç gerek yok çünkü biz Melisa ile kendi aramızda bu... Şimdiden söyleyeyim. İtiraz hiç sevmem. Hele konu dostlarımın mutluluğu olunca engel tanımam. Bilir. O zaman tamam, yarının programı şimdiden belli. Önce Melisa'yı manjeliyorum. Sonra Aysel anneme gidiyorum. Küçük bir event hakkında konuşuyoruz. Ondan sonra Mesut Bey'e gidiyorum, çiçeklerini canlandırıyorum. Yalnız yarın benim programım acayip dolu. Başka bir gün yapsak süper olur. Hayır hayatım, hayır hayır. Hepsini unut. Öyle hem işlerimi yapayım, hem nişanımı organize edeyim, yok. Full konsantrasyon. Sonra cemiyetin diline düşersiniz. Aman aman. Dedikodu şelalesi. Akar da akar. İyi. Haklısın. tamam o zaman. Olur. Yarın beni manjele. Tamam. Hem de bak yurda geri döndün. Çevre yaparsın biraz. Ben seni kızlarla tanıştırırım. Manjenin yerini biliyor musun? Aa. Yok, bilmiyorum. Hmm. Ha ya da bu bebek meydandaki yer değil mi? Kika'ydı eskiden adı. Hatta bizim zamanımızda Ahmet işletiyordu orayı, değil mi Onur?
İşte şimdi orada Didem var. O zaman yarın seni alıyorum. Telefonum var zaten. Sabah konuşuruz, sen bana konum atarsın, gelir alırım. Tamam. Süper oldu. Hop. Neredeydin lan? Aman da aman, nasıl da özlermiş beni ya. Ne oldu, boğdu mu seni o zenginler? Bana bak, Mesut da zengin çıkmış. E tabii, o da senin gibi gariban spor olsun isterdin değil mi? Amerika'da okumuş. Paşam. Aa. Amerika'da suç bilimleri okumuş. Amerika. Herkes dedi bir Amerika muhabbeti be. Gerçi ben de söylemiştim galiba Onur'a. Amerika'da demiştim, tasarım okudum. Hep şey sıkmıştım yani. Normal. Tabii vizemize işleri. Onları unuttum tabii orada. Sonra? Sonra. Abi biz evlendik. Evlendik. Adam bana dedi ki, hadi dedi New York'a gidelim. Hadi bakayım. Vizen yok. Vize yok. O vize var diye biliyor ama ben aldım diye biliyor yani. Ne zorluklarla almıştım o vizeyi var ya, göbeğim çatladı gizli gizli alacağım diye. Neyse abi gittik. Ben tabii böyle daha önceden gitmiş gibi böyle haller falan. Ha oraya biliyorum, şuraya gidelim falan filan. Yalan ha, nereye gittik? Yalan. Böyle bir hareketler, bir şeyler bir hareketler. Ama tabii mel mel öyle her şeye bakıyorsun, böyle bakıyorsun. Ha? Aynen abi. Mel mel bakıyorum. Hala mel mel bakıyorum biliyor musun? O sofrada, o masada ne konuşuyor hala anlamıyorum. Evet. Yok, yok yelken yapmış beraber ikimiz. Yok bizim şey, tenis hocalarımız bir. Yok analarımız şey, kulüpten arkadaş. Ne diyorsun acaba sen? Ne diyorsun acaba? Yaşamışlar işte kızım hayatı. Sen o lastikleri oradan oraya taşırken onlar hayatı hoplata hoplata yaşamışlar. Sen bu saatten sonra nasıl alacaksın o görgüyü ya? Ha? Öyle deme, hallediyorum. Hallediyorsun. Çok güzel hallediyorsun. Bana bak. Acaba Mesut da tenis dersi almış mıdır ya? Gerçi o pimpon çok seviyor bu aralar. Aklı fikri pimponda onun. Hep pimpon. Karıştırma oğlum şimdi. Hayır yani Avrupa'da bir centilmenlik okuluna göndermişlerdir belki. Yani sonuçta cam göz. Klas adam yani. Hali tavrı bir hep bir hareketler yani. Cam göz. Sus lan. Fazla kızım işte sana. Mesut da fazla, bu hayat da fazla, bu ev de fazla. Ya cürmün değil ki kızım sana işte ya. Bunların hepsi sana fazla, anla artık ya. Üf tamam iyi be sustum. Ya arkadaş bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkına bu nedir ya? Bunu hiç sevemedim. Selam şekerim. Selam. Hadi gel. Hayatım, şahane görünüyorsun. Ya, teşekkür ederim. Vallahi tam manjelik, tam. Ay dün gece ne kadar güzeldi değil mi? Böyle sohbet aktıkça aktı, aktıkça aktı.
Mesut Bey'e de çok yakışmıştınız, çok tatlıştınız. Evet, iyidir Mesut. İyi iyi, belli. Harikasınız. Biz de Onur'la bütün gece sizi kaynattık. Onur'un onayı var. Öyle diyeyim sana yani. Ya. Evet. O zaman hazırsak sıkıntı. Tamam. Nerede benimki? Tamam, biz burada hazırız. Tamam, ufak detaylar kaldı. Halledip gideceğiz. Kafanıza göre iş yapmayı, bizi bekleyin. Evet. Hadi. Abi 3 günlüğe geldik, çakıldık burada. İzmir'e dönmemiz lazım artık. İşlerin hepsi yarıda kaldı abi. Hem biliyorsun bizim çocuklar öyle başıboş bırakmaya gelmez. E bizden top çıktı abi. İş Mesut'a kaldı artık. Bırak uğraşsın. Burası da bir ilginç. Etkileyici. Benim. Hoş geldiniz. Buyurun. Affedersiniz. Menünüzdeki favorim şu tatlı acılı soslu tavuk yapıyorsunuz. Çok iyi. İçli bir kokusu var hafiften. Damak tadınız bayağı iyi. Farkı hemen anladınız. Yani damak tadı demeyelim de gerçekten sos bir harika. Formülü nedir diye sorsam? Söyleyemem. Biz o tavuktan 2 tane alalım. Derhal efendim. Gerçekten harika bir gün değil mi? Öyle. Söylemeden edemeyeceğim. Üzerinizdeki size çok yakışmış. Teşekkür ederim. Normalde bu saatte burada daha çok hanımlar toplaşır. Size renk attınız. Sağ olun. Kocası çalışıp kendisi hiçbir iş yapmayan, boş boş gezen... Hiçbir sorumluluk almamış, ne bileyim mesela sizin gibi böyle bir mekanı ayakta tutmayı hayatta beceremeyecek kadınlar. Yalnız daimi misafirlerim aynı zamanda ahbabımdır. Böyle konuşmazsanız. Ha tabii, tamam. Tamam, sustum. Abi, şu an bir işimiz var. Acil. Çok mu acil? Bayağı. Acil bir işimiz çıkmış. Kusura bakmayın, kalkmamız lazım. Ama yemeği mutfaktaki arkadaşlara ikram edelim. Biz de lütfen hesabı alalım. Lütfen. Hesabınız yok. Görüşmek üzere. Bu jest için ayrıca teşekkür ederim. Bu arada... sosta pekmez var. O yüzden tadı daha iyisi geliyor. Ne diyeyim? Al. Ne oldu? Birileri gerçekten.
tersi. Gel gel. Evet, işte bizim manjemiz. Hı? Herkes burada, süper. Seni kızlarla tanıştıracağım. Önce bir şeyler içsek. İçeri saatim, ne acelemiz var? Hazır ayaktayız, gel bir selam verelim. Gel. Kızlar, tanıştırayım. Melisa. Aydın ben. Çok memnun oldum Aydın Bey. Merhaba Zeynep. Bahar ben ve Meclan. Güzel sak. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Geçelim mi? İnanılmaz. Arkadaşlar, niye ara bu kadar canlı bir yer? Sen nasıl olacaksın? Canım ne yapıyorsun? Niye getirdin onu buraya? Sorma Didem. Bildiğin gibi değil. Çok fena elime düştü kızım. Çok fena. Nasıl yani? Kendisi dün akşam itibariyle artık bir BFF'im. Ne? Ya ben de Aysocuğumla ona güzel, sükseli bir nişantarını düşünüyorum. Oho, bir dakika. Kendimi şu an en sevdiğim dizinin son iki bölümünü kaçırmış gibi hissediyorum. Acil beni güncelliyorsun ya bütün ayrıntılarıyla. Hepsini anlatacağım, hiç merak etme. Sen şimdilik şu kadarını bil. Bütün alem öğrenecek Melisa'nın arkadaşım oldu. Öğrenecek ki tekrar böyle dönüp Onur Akancı'yı takmayı falan düşünürse linç edilecek. Gömecekler onu. Aşırı zekice. Herhalde. Yalnız Aydın'a mı? İnflak edecek birazdan. Diğerleri de ne olduğunu anlamaya çalışacak. Evet, evet. Süper verimli ortam. Bir taşta 15 kuş vuracağım. Hadi miyiz o zaman? Hadis. Ve Melisa'cığım, ne diyelim, hayatımıza ve masamıza hoş geldin. Hoş buldum. Çok sıcak bir karşılama, teşekkür ederim. Nihayet. Gözlerim yollarda kaldı. Meseleyi yönetim kuruluna falan taşıdınız herhalde. Ne oldu? Da masa için izin çıktı mı? Bugün sizi ağırlayamayacağız. Aa, neden? İşletmemiz müsait değil. Ne enteresan değil mi? İstanbul'da sıradan bir mekan ve bana özel ambargo uygulanıyor. Bence siz manjenin sıradan bir mekan olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Bilmem anlatabildim. Tabii. Çok iyi anlattınız. Gayet iyi anladım. Hatta bu mekanların kimlerin ve nelerin sayesinde ayakta kaldığını da çok iyi biliyorum. Bu ne demek şimdi? Şu demek, bu masayı çok beğendim. Güzel güneş alıyor. Bu masada ben oturacağım. Bugün değilse bile çok yakında. Ha. Ama tekrar geldiğimde servis ya da işletme değişmiş olabilir. Ya da ben değiştiririm. Şanslısın. Pas vermez genelde öyle kimseye. Yani ilk de bir ters yapar ama seni bayağı bağrına bastı. Didem, sevdin. Sevmek ne kelime, bayıldım. İnanılmaz güzel bir vibe var. Zaten kızların da dikkatini çekti. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bu üçlü düşman çatlatır. Dido. Çatlatalım o zaman. Hadi. Hadi. Nasıl? Böyle mi düşman çatlatacağız? Aa Şebocuğum, sen bir ara storylerin
düşman çatlatma gücünü anlatırsın Melo'ya. Ben de. Sen pek bir şaşkınsın hayatım. Yo, öyle bakıyorum ben. İşimi yapıyorum. Tatlım, şuraya hesabını yazsana. Karşılıklı takipleşelim. Zaten benim seni takip ettiğimi görünce kızların hepsi üşür hesabını. Peki. Oldu mu? Şebnemciğim, artık tamamsak gidebilir miyim? Benim bir sürü işim var, söylemiştim sana. Tamam. Ben de kalkacağım zaten. Seni de bırakırım. Aysel annemle bir nişan organizasyon işim var biliyorsun. Çok tatlısın ama ben daha annemlere anlatmadım ki. Önce bir bizimkilere söyleyeyim, sonra organizasyona bakarız, olur mu? Tamam hayatım, sen işte konuş, nasıl bir şey istiyorsunuz, bir karar verin. Biz de önden hazırlıklara başlarız, fena mı? Hı? Çok zarifsin. Teşekkürler. Evet Didocuğum, haberleşiriz. Hoşça kal. Hanımlar, cemiyette kartlar yeniden dağıtılıyor. O ne demek şimdi? Şey mi yaptırsak ya sana? Böyle bir şey var ya, yüz gerdirme klipsleri var. Ve bir gerilse güzel, ortada toplanmış gibi durmasa. Gerçi geç oldu ama, değil mi? Evet. Böyle botokslarını geç yaptırıyorlar ya, abuk bir görüntü oluyor. Yanmış gibi böyle yüzü. Olmaz, geç. Sade de gel. Neler kuruyorsun acaba o küçücük çapında? Hı? Ne planı kuracağım ya? Benim plan kurmaya vaktim mi var? Sosyal hayat aldı sürükledi beni. Zaten derneğimiz var, onu biliyorsun. Biliyorum canım. Aklı az, vakti çoklar derneği. Kutsal bir amacımız var bizim. Tabii kız çocuklarını okutuyorsunuz. Sadece okutmuyoruz, hayatta bir şans hazırlıyoruz onlara. Öyle mi? Şans. Çok güzelmiş. Nasıl bir şans veriyorsun acaba onlara? Ha? Senin gibi uçakta erkekleri düşürmeyi mi öğreteceksin? Benim hayatta bir şansım olmadı. Onların olacak ama. Kimsenin varlığına koşullu olmayan kadınlar olacaklar. Onun için uğraşıyoruz. Gerçi sen bilemezsin böyle şeyleri. Öyle üstten bakınca her şeyi görüyorsunuz. Öyle zannediyorsunuz ama aksine. Böyle bir tam yere sağlam çıplak ayak basmak gerekiyor. Bravo. Sosyal içerikli mesajınız bittiyse Sade'de gelin artık. Vaktim yok. Evet. Melisa nişanlanıyor. Ben de dedim ki bu işi yapsa yapsa en güzel Aysel annemle biz yaparız. Melisa'yı hatırladın değil mi? Senin fon gecene geldi. Sonra biz yemeğe davet ettik. Hatta sana bir foto attık. Onur'un çocukluk arkadaşı. Eski sevgilisi yani aynı zamanda. Nişanlısıyla geldi. Çok tatlı. Bir görsen, getirmiş nişanlısını. Onur'la tanıştırıyor falan. Biz de hemen çocuğu aldık, sorguya tuttuk. Tatlılar. Çok mersi. Afiyet olsun. Sen neyin peşindesin? Aklı evvel misin kızım sen? Aa. Kızım mı oldum yine?
Yani çünkü son geldiğimde annem olmadığını üstüne basa basa söylemiştin. Aysel teyzeciğim. Bana bak. Sen hiç bu sistem kartlarını bana kullanma, olur mu? Ben çok merak ediyorum doğrusu. Sen ta Amerikalardan benim başımı derde sokmak için mi geldin? Çünkü ne zaman seni bıraksam ortalığı birbirine katıyorsun. Benim de bir bildiğim var herhalde Aysel teyzeciğim. Öyle mi? Acaba senin ne bildiğini ben niye hiç merak etmiyorum? Sana 100 kere söyledim. Onur seveceği kadını kendini sevenlerden seçer. Tamam mı? Aklı başkasında olan da bir şey olmaz. Ama senin aklınla hareket ettiğimizde neler olduğunu da hep birlikte gördük ama Aysel teyzeciğim. Yapma şimdi. Nasıl yani? Şimdi de bütün beceriksizliğini, bütün başarısızlığını bana mı yüklüyorsun? Yok. Herkes öz eleştirisini versin diyorum Aysel teyzeciğim. Bana teyze deyip durma. Olur. Demem. Teyze hoş, bak. Bundan sonra ben kendi yolumdan gidiyorum. Oyunu ben kurdum, zarları ben atıyorum. Kazanırım ya da kaybederim. Benim haneme yazılacak. Seninle bir ilgisi kalmadı. Okey? Çok şükür. Necmi! Hiç zahmet etme. Ben geçen seferden yolu öğrendim. See you. Teyze hoş. Ay! You and I, we walking through a land of dreams, forever and ever, your queen in this kingdom by the sea. Lost in the wave, wasting my life for a long, long time. Dark in the stones, I was reached by your light. I'm not afraid that the more I can tell to you. I'm crazy about you and I, making for a match made in heaven. Spent together, the time that we share is all so precious. I'm not afraid and more I can tell to you. I'm crazy about you, about you. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Siz şöyle geçin. Mersin. Buyurun.
Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma ortamı hazırladım. Gördüm. Geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Evet, buyurun. Önlük, eldiven. Evet, başlayalım o zaman. Şu galiba kötü durumda. Evet. Ortanca. Toprağını yanlış seçmişsin ama. Humuslu toprak daha iyi gelir buna. Aslında buraya alüsyum da çok güzel olur. Yani bakımı kolay. Yormaz seni. Böyle çok sulamanıza da gerek yok. Güzel olur. Ama en sevdiğim zeytin. Zeytin ağacı. Çok güzeldir. Evet. Şunu alabilir miyim? Yeşil olan? Yeşil, evet. Yalnız ben ne kadar koyacağımı bilmiyorum. Bir kapak koyacağız. İsterseniz yaprakları kaldırayım. Evet. Bu çocuklar biraz güzelleşsin, serpilsin. Kötülük çiçeklerini biliyor musunuz? Le Fleur du Mal. Baudelaire'in eseri. Yok. Ne hakkında? Kötülükteki güzellik. Veya güzelliğin içindeki kötülük. Hangi bağlamda? Aslında şöyle. Baudelaire annesi tarafından çok sevgisizlikle büyütülmüş. Yani annesiyle alakalı ciddi dertleri var. Evet. Seni seven şu gönlüm alev 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 yandı yar. Anne. Cananım yar, gülüm yar. Ateş. Ay ne? Anne, anne ne? İmza lazım. Okul gezisi var. Tamam. Geç içeri baban imzalarsa. Hadi. İmzalarız. Ateşim yar, külüm yar. Harun. Ha? Ben dışarı çıkmak istiyorum. Beni fasıla götür. Hadi. Yarın gitsek. Hayır, yarın para alacağım, bir ödeme alacağım. O yüzden dedim. Gülüm. Ben bugün gitmek istiyorum ama. Bir keyfimiz olmasın mı be? Olsun be. Kalk gidiyoruz. Vallahi mi? Vallahi. Bak, gidiyorum ha. Durdun kabahat hadi. O zaman ben hazırlanayım. Hadi hazırlan, hazırlan. Seni seven gönlüm alev alev. Dışarı mı çıkacaktınız? He. Ne oldu ki? Sayesinde dünyanın en iyi eserlerinden birini yazmış.
sayesinde kelimesini özellikle kullandım herhalde. Evet. Belki bu kadar acı çekmeseydi veya bu kadar sevgisizlik olmasaydı cümleleri de bu kadar anlamlı olmayacaktı. İstiyorsanız ben yaprakları ittireyim, siz sulayın. Geçen gün bahçenize baktığımda, çiçeklere baktığımda... ...bu kadar sağlıklı ve canlı duruyorlardı ki... ...benim evimde olmuyor. Bu yüzden mi acaba? Ne demek istiyorsunuz yani? Kırgınlıklar, acılar mı bu çiçekleri böyle güzelleştiriyor? Belki. Dünyada en çok kime saygı duyuyorum biliyor musunuz? Acıların içinden vicdanını kaybetmeden çıkmış olanlar. Belki siz de... Ben hiç acı çekmedim. Yani öyle söyleyeyim. Küçücük bile olsa acıyla alakalı bir fikrinizin olduğuna eminim. Yani acı hakkında yok da savaşmakla ilgili var. Savaşta kalmakla ilgili. Her ne olursa olsun günün sonunda annesinin kucağına gidip ağlayan... ...veya böyle yetiştirilmiş bir insan hayatta savaşmaktan bahsetmez. Hayat kavgadır demesi için... ...ne çok yalnız bırakılmış olması lazım. ...ya da çok yara almış olması lazım. Tamam. Sustum. Yeter ki küsmeyelim ne olur. Şöyle yapalım mı? Sevgisizliğin acısını çıkarmak için gün ve gün kötülük çiçeklerini sulamaya devam eder. Bence biraz magazin diyelim. Ben ne? Yani tabii ki de sizle. Sonuçta siz cemiyetimizin saygın bir üyesiymişsiniz Mesut Bey. Siz ve gücünü gerçeklikten alan ilişkiniz. Tabii ki de magazin konusu. Melisa ile aramızdaki her şey gerçek. Öyledir tabii canım yani. Zaten bana ne? Beni ilgilendirmez. İki tane bekar insan. Da aklıma bir şey geliyor. Yani acaba Melisa ile karşılaşmak için bir kumpas mı kurdunuz? Bilmiyorum. Düşünmeden edemiyorum açıkçası. Her şey sizinle alakalı olmayabilir Şebnem Hanım, değil mi? Vallahi şu an her şey benimle alakalı gibi görünüyor. Ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Bana yakın olmaya çalışıyorsunuz. Melisa'yı da bahane ediyorsunuz gibi sanki. Çok güzel. Aramızdakileri o zaman açık açık konuşuyoruz artık. Öyle mi? Konu kapandı dediniz Mesut Bey. Sizinle bir alakası yok artık dediniz. Neyin peşindesiniz anlamadım. Ben de anlamadım. Tam olarak neden bahsediyorsunuz şu an? Soruşturmadan. Mesut Bey ne istiyorsunuz? Sizin olaylara fazla anlam yükleme gibi bir sorunuz var. Bunu size söyledim. Hiç anlamıyorsunuz ki. Hiç. Özetle biz de tüm bu çalışmaları MIT verilerine göre yeniden düzenledik. Geçen ay katıldığımız Deep Tech Workshop'un etkisi altında bir inovasyon olacak. Bugünkü meetingde diğer yatırımcıların yönelişlerini de anlamış olacağız. Güzel. Bizzat ben de katılacağım. New York ayağındaki yatırımcıları birebir tanıyorum. Katkısı olacaktır. Hadi o zaman.
Cevdet Hoca ile konuştuk. Müsaitseniz saat 3'te aynı yerde buluşalım dedik. Dilek, toplantıyı sen başlat. Ben daha sonra size katılacağım. Tabii Onur Bey, nasıl isterseniz. Top sende. 15, daha önce görüştüğümüz mekan. Okey. Çok yoğunum. Sorry. Bugünkü görüşmemiz iptal. Bravo Melisa. Az önce okeydi. Şimdi yoğun hanımefendi. Okay. Ancak set edebildim. Malum yoğunluk. Geçtiyse 15.30 okey. Sana da uyar mı? Burada inovasyonda başarılı olduğumuz takdirde pastadan bize düşen payın analizlerini görmektesiniz. Fark ettiğiniz üzere globalde artık Çin'in etkisini yadsıyamıyoruz. Bu doğrultuda bizim de artık son kararsa okey. Geçme zamanımızın geldiğini düşünüyoruz. Güzel. Güzel. O zaman hayırlı olsun diyelim mi? Teşekkürler. Harika. Tayfun'cum şunları al. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk canım. İbo'cum. Ah. Ya ben de diyorum gözlerimi kamaştıran bu ışık nereden geliyor diye. Tabii ki benden. Hemen beni hallediyorsun, quick hallediyoruz. Öyle çat kapı geldim diye sıra falan bekleyemem. Ya, aşk olsun sana, sıra mıra olur mu hiç? Geç şöyle. En başa. Tabii ki en başa. Sen nerelerdesin bu arada ya? Ay anca gelebildim. Bak şöyle havalı bukleler olsun, olur mu? Hı hı, hoş bende. Buyurun Şebnem Hanım. Acil deyince Onur Bey haber verip hemen bu tarafa geçtim. İyi yaptın Tufancığım, iyi yaptın. Tufan, durumlar fena. Söylemek de bana düştü. Ne oldu? Tufan, biz işten çıkarıyoruz seni. Mecbur. Yani çok seviyorum seni de biliyorsun ama işte istemezdim. Ama Şebnem Hanım... Tamam. Yani üzme beni daha fazla, ne olur. Zaten yeterince üzüldüm. Tek tesellim çoluk çocuk yok Allah'tan. Başkası mağdur olmayacak. Annem var. Ben anneme bakıyorum. Tufancığım. Onur bir yanlışını yakalamış senin. Ben de bu sefer arkanı toparlayamam. Ne olduğunu sormuş. Boşu boşuna tartışmayalım. Yani sonuç olarak emeklerin için teşekkür ediyoruz. Şey yaparsın, şirkete gidersin. Muhasebeden çıkışını alırsın artık. Peki.
Ay dur bir dakika. Dur, aklıma bir şey geldi. Galiba seni kurtarabiliriz. Ama şey yapman lazım, yani önünü arkasını sormadan kabul etmen lazım bir şartla yani. Tamam, tabii, ne olursa. Hı. Onur'un navigasyon kayıtlarını bana getirmen lazım. Yani fotoğrafını çekeceksin. Senle veya sensiz nereye gittiyse bana göndereceksin. Neden? Neden? Çünkü bir daha böyle bir şey yaşamayalım. İşinden olma diye Tufancığım. Tamam. Hepsini yapacağım. İyi. Tamam, gerisi bende o zaman. Merak etme. Kurtaracağım seni. Tamam, hadi. Bu sefer de yine. Git dinlen bugün. Onlara da bir şey sorma sakın ha. Daha fazla kızdırma adam. Tamam mı? Masaya bıçak koymalar falan. Ne iş? Hı? Eğer böyle mekan mafyası falansa bak. Yok. Kesinlikle hayır. Mafyacılık falan. Bize göre değil. Ya, siz beni yanlış anladınız galiba. Daha doğrusu kusura bakmayın, ben yanlış düğmelere bastım sanırım. Kahveleri alalım çabuk. Ali, ödümü kopardın. İlayda, rezervasyon için arayan oldu mu? Hayır, olmadı Didem Hanım. İyi. Neyse, isabet olmuş. Elektrik üreticilerinin yeni üretim modelini analiz ettiğimizde yeşil enerji piyasasında fiyat esnekliğini sağlayabilmek için Hollanda modelini baz almamız gerektiğini düşünüyorum. Yani aslında ben düşünmüyorum. Veri öyle diyor. Congrats Onur. Beni yine yanıltmadın. Ben de Avrupa bazlı geliştirme taraftarıyım. Aynen hocam. Onur'un dediği gibi. Before after verilerine baktığımızda Hollanda modelini baz alırsak projeyi 2 sene ileriye götüreceğiz. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa bazlı başlayıp sonra Çin ve Rusya ile devam edersek bayağı bir zaman kazandırmış olacağız. Evet. Boşuna yıldızlar takımı demiyorum size. Şahanesiniz. Yenilenebilirliğe yeni bir soluk. Hocam bir de bu kendi elektriğini üretme hocam, meselesi... Hocam affedersiniz. Özür dilerim, lafını kestim. Ben sizi baş başa bıraksam olur mu? Ayıp etmiş olur muyum? Biraz işim var da. Aa, tabii canım, ne demek. Ben de interview'lara geç kaldım zaten. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederim. Bu veriler yeter de artar bile. Her şey için çok teşekkür ederiz hocam. Reunion muhteşemdi. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Öyle, evet. Öyle. Sizinle çalışmak her zamanki gibi çok büyük bir zevkti Cevdet Hocam. Benim için de öyle. Müsaadenizle. Harikasınız. Harika. İstersen bırakayım seni. Bu saatten sonra ofise yetişemem zaten. Yok. Teşekkür ederim. Bırakmana gerek yok. Hem Cevdet Hoca'nın işi de bitti zaten. Onur bak. Kahve içelim dedik. Konu nerelere geldi? Biz birbirimize dayanamıyoruz. İnsandan, mekandan bağımsız ama iyi de gelmiyoruz belki. O yüzden görüşmeyelim. Birbirimizin mahallesine bile uğramayalım, olur mu? Bu mu yani? Nerede, nasıl başladı bilmiyorum ama bu şekilde devam edersek sürüklenip gideceğiz. Bir deadline'ımız olmalı.
Bir deadline'ımız olmadı. Ne yaptın? Uğrayabildin mi Mesut Bey'e? Uğradım. Evi güzel. Değişik ama güzel. Fakat maalesef söylediği gibi çiçeklerden hiç anlamıyor. Ay. Yani öyle psikoloji falan okumuş ama o hayatın içinde tam bir polise dönüşmüş. Bize ne canım? Bizim sorunumuz değil. Melisa'nın sorunu. Hepimiz mesleğimizi giyiyoruz bir yerde. Boş ver şimdi Mesut'u da sen çiçeklerden haber ver. Ne yaptın? İstediğin gibi oldu mu? Vallahi ben elimden geleni yaptım. Gerisi Mesut Bey'de artık. Ama boş ver biz kendi hayatımıza bakalım. Nasıl geçti günün? Toplantılar, toplantılar. Sonra da... Malum proje için Cevdet Hoca ile buluştuk. Nasıl Melisa? İyi mi? Çünkü manjede biraz heyecanlıydı. Nişan meselesine. Bilmem. O konular açılmadı. Proje bazlı buluştuk biliyorsun. Neyse zaten okulun da kapandı. Aa niye? Ya, uzun soluklu olur diye anlatmıştın. Bir problem mi oldu? Yok yok, bir problem olmadı. Aksine buraya kadar yapılanları yeterli gördü Cevdet Hoca. Daha fazlasına gerek yok dedi. İstediğini aldı herhalde. Seni de daha fazla meşgul etmek istemedi. Siz yani. Öyle oldu. Öyleyse... bize daha fazla zaman ayırıyorsun. Öyle anlıyorum. Doğru mu? Gülsün Hanım'a. Çok geç. Ne için? Siz gerçekten mekan mafyası falan mısınız? Sen değilsin. Anlamadım. Aradığım kadın sen değilsin. Peki. Gelmeyecek misiniz yani? Gelmemi istiyor gibisiniz sanki. Bir alıştınız bana. Ha? Abartmayalım isterseniz. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Aslında... sana abartılı gelecek bazı fikirler de var aklımda. Neymiş? Buraya gelip gitmeye başladığımdan beri kafamda bir mekan açma fikri oluştu. Acaba diyorum bana danışmanlık vermek ister misiniz? Siz tam olarak neyin peşindesiniz? Sizden danışmanlık almanın peşindeyim. Yoksa bu işleri yapmıyor musunuz? Yapabilirim. Bence iyi de yaparım. Ama siz benim danışmanlık bedelimi karşılayamazsınız. Bırakın da o da benim derdim olsun. Bugüne kadar başaramadığım hiçbir şey yok. Hadi bakalım, görelim. Görüşelim. Kapatıyoruz. Pardon. İyi akşamlar.
İyi akşamlar Didem Hanım. Ne güzelsiniz kız siz. Ha? Ne zorsunuz. Hayat gibi. Şimdi de filozof mu oldun lan başımıza? Gidik kafa. Hayır kızım, kendin de bilmiyorsun ki tuhaf tuhaf hareketler ve acayip haller. Benim her işim planlı. Her işim programlı benim. Programlı. Senin kaportayı düzeltirken beynini de çekip aldılar içinden herhalde ha. Kızım hep falsodasın. Şş. Yalnız bomba. Oo. Ya hocam göz ne kadar iyi davranıyor sana ya. Ha? Akıp gittiniz vallahi. Ne oluyor lan? Yemem ben bunları be. Yemem. O şimdi psikoloji okumuş ya. Öyle bir oyunlar falan filan. Beni kandırmaya çalışıyor da. Ha ya. Ya gerçekten hoşlanıyorsa bana öyle gibi geliyor. Yani ben sana söyleyeyim. Gerçi o pimpon berabermiş. Ya ama erkek millet. Olur olur. Olamaz. Benden hoşlanıyor olamaz yani. Doğru. Senden hoşlanıyor olamaz. Sen şeboz kas. Sıçan şebo. Yani hayatta biri seni görsün, benim sesin, yani sevsin mümkün değil. Doğru. Olamaz. Olamaz. Ben bir işe yararsam varım. Yaramazsam yok. Cep yok. Evet. Hayatta böyle şey. Dolayısıyla bu adam da bana oynayıp böyle beni yumuşatmaya çalışıyor da. Yemezler. Yalnız şaka maka o pimpon hem kocanı hem sevgilini aldı. Ne yapacaksın şimdi? Alamaz. Queen'im ben. Queen'im. Onlar öyle kum havuzunda dönüp dururken ben dimdik çıktım. Ha, dimdik çıktın, Queen'sin. Queen'i. Ulan paldır küldür yuvarlanıyorum maşallah. Karı bir kocanın yanında, bir sevgilinin yanında. Oh be, ne güzel dünya be. Oh! Yok öyle bir şey. Bu kafa neler halletti sen biliyor musun? Neler halletti bu kafa? Aklım var benim oğlum, aklım var. Ama kızcağız vazgeçmiyor, ısrarlı yani. Sürdürüyor oyunu. Da. O da bir dip dalga. Onur bitti zannediyor ama bitmedi. Ben görüyorum. Tamam mı? Yap Melisa hamleni. Yap hamleni. Bekliyorum. Hadi bakalım. Abi. Söyle. Abi kaldık burada. Dönelim artık. Ne iş yapabiliyoruz, ne yol alabiliyoruz? Ankara martıları gibi olduk diyorsun ha? Anlamadım. Martılar. Denizle karanın buluştuğu yerlerde yaşarlar. Denizde bir martı gördün mü, bil ki kara yakındır. Ha karada martı, denizin olduğuna işaret. Ama gel gör ki Ankara'da deniz yok. Ama martı var. Neden?
Bir balıkçı kamyonunun peşine takılmıştır da ondan. Balığın tadını almıştır bir kere. Kanat çırpmıştır boyuna. Sonra da dönmeyi unutmuştur. Biz de öyle olduk işte. Lezzetine vardık bir kere, dönemiyoruz. Ha? Hadi. Ne işin var lan senin burada? Haber Selo. İyidir komiserim. Çık. Ben de diyorum ki nereden geliyor bu tanışıklık? Değil mi Erdi? Oğlum çok kolay iş yaptık ha. Selam abi gurur duyacak bizde. Oğlum taksan lanmaz senin. Bir gören olacak şimdi. Boş ver oğlum bir şey olmaz. Şansın yüzünü görüyoruz. Ama kaydı kuydu yok. Eşleştiremedik bakıyoruz. Dur. Bakmayın. Ben eşleştirdim. Alın getirin bana bunu. Emredersiniz başkomiserim. Boş attım dolu çıktı lan. Dedim ki böyle bir serseriyi anca Selo tanıyordur dedim. Tanıyormuşsun. Sonuçta bizi herkes tanıyor komiserim. Öyle değil mi? Bu da İzmir sözü sonuçta. Ve benle ne ilgisi var onu anlamadım. Ben kurdum ilgisini alakasını sen merak etme. Yürü ol. Gel al şunu. Al git direkt. Al git direkt. Gel buraya. Güzel bir gece oluyor değil mi Selo? Evet komiserim, biraz fırtına var ama. Otur. Otur. Otur, çekinme. Hayır, hayır. Ne haber Selo? Yeter Mesut, yeter. Hayatıma takıldın kaldın. Ne sen bir adım ileri gidebiliyorsun, ne ben senden kurtulabiliyorum. Yeter artık. Ya nedir bu ya? Psikolojide ne diyordunuz siz buna? Obsesif kişilik bozukluğu mu nedir? Obsesif. Küçük. Küçük bir obsesifim. Ama ben bana daha çok kararlılık diyorum Selo. Bitir artık şu dava. Bitmez lan, bitmez. Sen Burak'ın hayatını bitirdin. O çocuk öldüğü gün biz senle ahiretlik olduk. Ne zaman biter biliyor musun Selo? Sen içeri girdiğinde. Ne zaman ki o içeri gireceksin, orada çürüyeceksin ve ben bunu bileceğim. İşte o zaman bitecek. Artık şunu anlaman lazım bak. O işi ben yapmam. Anlamıyorum. Bak, NATO kafa, NATO mermer. Anlamıyorum. Yıllarca beni takip ettin. Hı? Ensemde hissettim nefesini her defasında. Canımı sıktın mı? Sıktım. Ya insan iki kadeh bir şey içtiğinde sevgilisini düşünür. Benim kafamda devamlı sen. Hep dert ettim seni ya. Kabusum oldun resmen. İstanbul'a tayini çıktı dediler. Oh dedim be bir rahat nefes alırız. Yine yok. Buraya geldim. Yine karşımdasın. Yeter. Ben de ne zaman iki kadeh içsem aklıma Burak geliyor biliyor musun Selo?
Ne yapacağız? Sana bir çözüm sunacağım. Kafan nasıl rahatlar biliyor musun? Teslim olduğunda. Teslim olacaksın. O kodese gireceksin, orada mışıl mışıl uyuyacaksın. İşte o zaman için rahatlayacak. Düşün bunu. Olacak bu çünkü. Selam. Olacak. Diyorlar acaba? O lala. Ciddiyete bak. Bu geçen gün bizi böyle Melisa diye bir kadınla tanıştırdı ya. Bence onunla ilgili konuşuyorlar. Hmm. Ben size söyleyeyim, ben anlarım. Değil mi? Zaten Şebnem'in o gün halinde bir tuhaflık vardı. Böyle fazla fazla sevecendi sanki. Evet, tamam. Sen Onur'un ilkokul arkadaşı olabilirsin. Ama yani böyle bir münasebetsiz bir samimiyetti o. Didem de hemen yapıştırmış story'yi, gördünüz mü? Ay, bence mesaj vermeye çalışıyor ama ne mesajı ben onu anlayamıyorum. Ben Melisa'yı takibi aldım, siz de aldınız mı? Ya kaçar mı? Tabii ki. Gerçi o da beni takip ediyor. Bir şey daha var. Aydın orada ne dönüp bittiğini çoktan öğrendi, bence bize söylemiyor. O bence lafı boşuna de etmezdi o. Doğru söylüyor. Dur, hangi lafı? Canım şey dedi ya, cemiyette kartlar yeniden dağıtılıyor falan gibi bir şey söyledi ya bize geçen gün. Neyse, şimdi birazdan gelir o. Ağzına baklayayım, minik minik alırım. Alacağım. Alırsın. Alırsın. Çek bırak yapacak kızım. Bildiğimiz taktik işte. Yani ilk etapta önce Onur'u bir yok sayacak. Evet. Bir sonraki hamlesi de düşmek. Aynen öyle. Soğuk sıcak, soğuk sıcak. Önce Onur'a bitti bu iş diyecek. Sonrasında da ölüyorum, bitiyorum, sensiz yapamıyorum diyecek. Ya bir kere de şu numarayı yemesin şu erkekler be. Yiyorlar kızım, yiyorlar. Hepsi yiyor. Onur da yedi. Bir gör, yüzü böyle karma karışık. Ama buna karşı bir hamle düşünmemiz lazım. Bebitom, bu öldürücü darbe. Yani buna karşı bir hamle çok zor. Ana kadar diyelim. Bir planım var. Dido, dinle bak. Sen deyin. Evet, gerçekten. Ben de çok üzüldüm aşkım, ben de. Ama işte bu Ponzi Lady mağdurlarından birkaç tanesi bana lazım aşkım ya. Konuşacağım, videolarını koyacağım, tamam? Aa, hiç korkmasınlar canım, ben onları blörlerim, kimse tanımaz. Birini blörleyecek. Tamam, Aydın. Madem öyle ses kaydı yollasınlar, ben Aydın. De şey altına yapıştırırım işte. Aydın. Çok güzel kayıtları ele geçirdim diye. Tamam, okey, ben seni arayacağım, tamam? Manzaraya bakılırsa burada büyük mevzu var. Öptüm, bay. Ne olmuş, ne olmuş? Ne olmuş? İşini mi bıraktın şekerim? Onu bize sen anlatacaksın. Ay anlamadı. Çaktırma. Benimle konuşuyormuş gibi yap, arkaya doğru bak. Ciddi ciddi bir şeyler dönüyor. Tamam, planımız budur yani. Ben de. Senin aklından ne geçiyor başka? Ya bu... Hoşlanıyor mu gerçekten Melisa'dan? Yani seviyor mu? Yok be. Ne sevmesi? Böyle adamlar bilmez ki sevmeyi. Onlar kendilerini en çok kim seviyorsa onu severler. Yani aşk. Aşk olacak olsa sana olur. Bana aşık değil miydi yani? Hayır, özür dilerim Bebitom. O anlamda demedim. Yani... Bilmiyorum be Şebo. Senin benim gibiler bilmez ki aşkı. Aşk bize lüks.
Lidon, ne bunlar hala burada? Ha, sorma ya şey. Dün gece de geldi mekanı kapatmaya. Dün gece. Lidem yalnız mıydım? Bir şey yapmadılar değil mi? Ay yok be, ne yapacaklar? Şey, zaten çocuklar buradaydı. Ya İstanbul'da bir mekan mı ne açacakmış? Hani danışmanlık verir misin falan dedi. Geldim. Bitti. Temiz. Ne yapıyorsun sen bu kadar parayı? Niye soruyorsun? Mesai arkadaşıyız. Sohbet, muhabbet. Bir planın var senin. Onun için para biriktiriyorsun değil mi? Gözlerini saklamanın yolunu bul. Bakışlarından okunuyor her şey. Lido. Hı? Ne yapıyorsun? Selamlaşmalar, görüşmeler falan. İş teklifleri. Samimiyeti biraz ilerlettiniz herhalde ha? Tamam ya, ne oluyoruz? Sakin. Korkuyorum Didem. Anlamıyor musun? Sen niye korkmuyorsun? Ben de onu anlamıyorum ki. Adamların hali halden tehlikeli yani, belli. Tamam canım. Anlıyorum endişeni ama bence biraz fazla ve gereksiz yükseliyorsun adama. Yani gayet yani ahbaplık edilebilir bence. Bak bakayım sen bana. Ya bakıyorum şey bu. Didem, gözündeki flor pırıltısı mı senin? Ay saçmalama be. Aa, öyle bir şey mi dedim ben şimdi? Didem sakın. Çok ciddiyim. Ne o adamla ne yanındakini. Hiçbir iletişim kurmuyorsun sakın. Oo, abartıyoruz. Abartmıyorum. Seni korumaya çalışıyorum. Tehlikeli bu adamlar. Şebom, senin şu yaptığın şu an yani kafada kurmada başka bir seviye. Hayır, seni tanımıyor bilmiyor olsam adamlarla başka bir derdin var diyeceğim. O zaman şöyle söyleyeyim İdemciğim. Ya ben ya o adamlar. Tarafını seçtim. Sebo, bu ne şimdi? O kadar söylüyorum. Ve şerh koyuyorum. Bu adamlarla hiçbir şekilde hiçbir ilişkin olmayacak. Yoksa? Yoksa ben yokum. Anladın mı? Bütün varlığımla çekilirim hayatından. Tamam. Bu kadar yani. Bunca yıllık arkadaşlığımız, kız kardeşliğimiz bu kadar. Nereye koyuyorsan o Didem. Tamam. Sen nasıl istersen. Ne oldu böyle ya? Öyle. Net. Neyse, ben şu konuştuğumuzu şahidim.
Biz birbirimize dayanamıyoruz. İnsandan, mekandan bağımsız ama iyi de gelmiyoruz belli ki. O yüzden görüşmeyelim. Birbirimizin mahallesine bile uğramayalım, olur mu? Nerede, nasıl başladı bilmiyorum ama bu şekilde devam edersek sürüklenip gideceğiz. Senin yüzünden. İyi misin sen? İyi değilim. Yeter artık. Her seferinde bana aynı şeyi yapmaya ne hakkın var senin ya? Ne oldu? Ben ne yapıyorum? Bir sakin olup anlatır mısın lütfen Melisa? Sen sakin ol. Gerçi sakinsin. Hayatı yerle bir olan benim. Senin keyfin yerinde. Melisa, Melisa anlatır mısın artık? Niye bu haldesin? Mesut'la kavga ettik. Senin yüzünden vurdu kapıyı, çekti gitti. Ya bence bizim aramızdakileri hissediyor. Seni kıskanıyor. Dur bir dakika, bir dakika. Konu nasıl bana geldi de kavga ettiniz? Konu sana nasıl mı geldi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Konu zaten hep sensin. Kartlar açık masada. Ya nasıl bundan haberin yokmuş gibi davranabiliyorsun? Ha ben anladım. Sen benim acı çekmemden zevk alıyorsun. Hoşuna gidiyor. Ya hayır Melisa, olur mu hiç öyle şey? Hani seni üzmek neden bana keyif versin? Aksine sen böyle konuşunca ya ben çok üzülüyorum. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Onur bak, bana bir yol göstermek zorundasın. Bana akıl ver ya, ben de mutlu olmak istiyorum. Ben de Mesut'la yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Melisa, bu konuda konuşmak bana düşmez. Bu senin Mesut'la olan ilişkin, ikinizin ilişkisi. Yani ikiniz birbirinize bir yol çizeceksiniz birlikte. Yani bu konuda benim söz hakkım yok. Ne demek söz hakkım yok? Senin hem söz hakkın var hem de sorumluluğun. Ya öyle bana göktaşı gibi çarpıp gidemezsin. Dağıttıklarını toplamak zorundasın. Ya Melisa ne yapayım bilmiyorum. Benden ne istiyorsun anlamıyorum. Bu şekilde devam edemeyiz. Bir şey yapmamız lazım, bir karar almamız lazım. Yani Mesut'a da haksızlık. Her şeyin farkında o da. Melisa, yine aynı döngüye girdik. Ne yapacağım ben seninle? Senin bu duygusal mayın hallerini unutmuştum. Hatırlattığın iyi oldu. Ama bana hala bir cevap vermedin. Şu anda cevapların peşinde koşmanın zamanı değil. Bak, Mesut'la kavga etmişsin. Moralin bozuk. Anlıyorum. Azıcık içkilisin belli ki. Ya söylediklerimin içkiyle ne alakası var? Hislerim gerçek biliyorsun. Dur. Hayır. Onu demek istemedim. Elbette ki söylediklerin gerçek. Yani bundan hiç şüphem yok. Sana inanmıyor değilim. Yalnız Melisa, hani çok yorgunsun. Bitkinsin. Emin ol, biraz uyumak sana iyi gelecek. Hadi kapatalım artık da uyu biraz. Ha? Ama bu halde nasıl uyuyabilirim ki? Kalbim, ruhum, aklım, her şeyim paramparça. Eskiden olsa sabaha kadar başımda beklerdin. Saçımı okşardın, beni sakinleştirirdin. Ne güzeldi o zamanlar değil mi? Hatırlıyorum. Ne kadar gerçekti aramızdaki şey. Melisa. Artık iyi geceler diyelim mi? Diyelim tabii. Mecburen. Bak, yarın yeni bir gün. Uyandığında kendini çok daha iyi hissedeceksin. Güven bana. Tamam. Konuşuruz. Müzik
Yarın Emre'nin yüzme kursu var. Oraya götüreceğim. Yeni gözlük aldım ona. Bayağıdır istiyordum. Duyunca çok sevinecek. Aşkım. Gündemin küçük geldi sana bir ha? Sarmadı. Ev, aile, yüzme dersi falan, çocuk. Efendim? Heyecan ararken sen kayboldun. Anlamadım. Anlamadım. Canın istememiştir. O yüzden anlamamışsındır. Hayatım, dalmışım. Hani... Ya, kusura bakma, kaçırdım söylediklerini. Kızdın mı sen bana? Ya kızayım aşkım, aşk olsun. Kızar mıyım ben sana? Ay Onur, benim aklıma çok feci bir şey takıldı ya. Çözsen bir tek sen çözersin. Neymiş? Dur. Bu bizim Aydın var ya, dedikoducu Aydın cemiyetteki. Hı. Hı. Çok fena bir şey yakalamış. Yani benim böyle şeylerle alakam yok biliyorsun, merak da etmem ama... Yani ben bile şaşırdım. Telefonuma din mesajlar geliyor kızlardan. Bir baktım ben de herhalde dedim ortalık yıkılıyor. Onur bir baktım. Çok fena. Anlamadım hayatım. Neymiş söylesene. Dur bak şimdi göstereyim de anlarsın. Bir arkadaşımla lafladım. Evli bir adama kancayı takmış. Adamı aptal ettim diyor. Bir yalan erkek arkadaşı gösterip nişanlanacağım diyorum. Bir dönüp ilgi gösteriyorum. Bir soğuk yapıyorum, bir öldüm bittim çekiyorum. Bir şekilde kafasını karıştırmayı başardım. Bak gör. Boşatacağım karısından. Ailesinden, çocuklarından vazgeçip bana gelecek. Bilin bakalım Canolar, kim bu kadın? Cemiyetteki bu çok önemli adam kim? Kimi boşatıyor? Kim bu ya? Aşko konuşma da yaz. Bunun Şebnem'le bir ilgisi var mı? Bugün pek bir ciddi konuşuyordunuz. Ay saçmalama, ne alakası var Şebnem'le? Benim bir hesabım vardı, onun uzantısı diyelim. Ya patlaması bu haber? Boş ver. Ortalığı karıştıracaksın, fena mı? Ama ben bunun karşılığında bir şey isterim senden, yoksa tadı çıkmaz. İste aşka, iste. Yazdın mı? Yazdım. Kimi boşatıyor? Kim bu? Suzan olabilir mi bu? Ya da sizin bu Tarık. Aklıma o geldi ama... demedim. Sevgilim ver bakayım şunu bana. Hı. Bir şekilde kafasını karıştırmaya başardım. Bak gör, boşatacağım karısından. Ailesinden, çocuklarından vazgeçip bana gelecek. Yakında düşer haberimiz diyor. Bilin bakalım Canolar, bu kadın kim? Cemiyetteki o çok önemli adam kim? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl olabilir, nasıl? Allah kahretsin. Bu haberi Şebnem Hanım yaptırmış ha.
Çok iyi taktik. İyi hamle. Tertemiz çalışıyor cadı. Boşluksuz. Melisa Hanım eğer kafasını kullanmazsa asla başa çıkamaz bu kızla. Bu durumda biz acaba kime oynasak dersin? Ha? Bak Necmi, bak şu yabaniler var ya, şunlar. Bunlar hep asalaklar. Gördüm efendim. Bunları sen farkına varmadan tırmanırlar, tırmanırlar. Bitkiyi boğarlar. Hale bak nasıl sarmışlar. Şebnem iyi değil, dürüst değil, tatlı değil ama akıllı. Çok akıllı. Anlamadım. Ben de anlamıyorum Necmi. Bizler anlayamayız. Biz çünkü zayıf adeleli insanlarız. Her ne kadar kendimize güvensek de bu kasabalı aç gözlülere karşı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Böyle kala kalıyoruz. Ondan sonra da bekliyoruz. Yani Melisa çok fevri. Şebnem taktiksel. Öyle. Bakalım. Göreceğiz daha neler olacak. Göreceğiz. Bu evde galiba sadece çiçekler huzurlu. Uğrayacağımız bir yer var mı yoksa direkt ofise mi geçeceğiz Onur Bey? Bilmiyorum. Yani yok Tufan, yok. Uğrayacağımız bir yer yok. Onur. Günaydın Melisa. Biraz erken aradım ama. Yo, erken değil. Hiç uyumamıştım zaten. Sana bir şey sormak istiyorum ama ya zamanımı yerimi bilemedim şimdi. Sor sor. Haberi sen mi yaptırdın diye sor. Senin bir ilgin var mı diye sor. Bekliyorum. Melisa. Tamam, özür dilerim. Dinliyorum. Bak okuduklarım hiç hoş değil. Takdir edersin ki benim yerimde kim olsa... İyi de ben bu haberi yapan insanı tanımıyorum bile. Benim hiçbir ilgim yok biliyorsun. Fakat zamanlama ve benzerlik düşündürücü değil mi? Ha? Bir de dalga geçer gibi eşinden boşatacağım lafları falan. Bu edepsiz hikayeyi kim uydurdu ben bilmiyorum, tamam mı? Ya biz burada bir şey yaşamaya çalışıyorduk. Daha doğrusu yaşamamaya çalışıyorduk, direniyorduk. Benim bir ilişkim var biliyorsun. Sen de zaten... Ya neyse Melisa, neyse, tamam tamam. Benim kapatmam gerekiyor. Bir dakika dur. Kapatma. Şu son söyleyeceğimi duyunca çok rahatlayacaksın. Nasıl yani? Gidiyorum. Melisa sakin olur musun lütfen? Ben bunu mu dedim? Hı? Ya lütfen durumu dramatikleştirme. New York'a dönüyorum. Tamam. Sen de rahat et. Zaten hiç gelmemeliydim. Böyle bir hikayeye hiç bulaşmamalıydım. Melisa, ben böyle olsun istemedim. Hiçbir zaman sana zarar verecek bir şeye sebep olmak istemedim. Zarar falan yok. Merak etme. İçin rahat olsun. Zaten istediğim bu değil miydi? Kurtuluyorsun işte.
bir daha hiç görüşmemek üzere Onur. Hoşça kal. Melisa. Bravo mu be bize? Bravo. Aferin mi be bize? Aferin. Vallahi plan mükemmel işledi. Onur darmadağın oldu. O gözündeki ışık puf diye söndü, gördüm. Gözündeki ışık. İyi misin? İyi miyim? Geçti gitti işte. Hadi bizi biraz sulasınlar be. Anlaştık. Hemen ilgileniyorum. Ama malum birkaç kişiye önce selam vermem lazım. Tamam. Şebnem geldi. Yani böyle... O da çok çalışıyor. İnsanı... Tamam. Oh, mon dieu. Ne yapacağız biz seninle? Sanki böyle slow motion'da konuşuyor gibi. Yani bunca yıllık güzelim, ben böyle yakışıklı görmedim ya. Bu ne? Hayır, bundan yakışıklısı herhalde zincirli kuyuda falan yani. Ay, o nasıl söz öyle? Ay, sen bakma onlara, sen hiçbir yere gitme tamam mı? Hep buralarda böyle dolaş, biz de seni izleyelim. Ay, bir bastı. Neyse, tatil diyorduk. Merhaba Şebnem Hanım, nasılsınız? Mesut Bey, ne işiniz var burada? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ne yapıyoruz şu an, ne yapıyorsunuz? İyi, oturuyoruz kafede, güzel. Manzara da çok güzel. İyi, peki, güzel. Nasıl çiçekleriniz? Yerlerini beğendiler mi? Gerçi birkaç güne daha ihtiyaçları var ama. Ben de tam anlayamıyorum ama birisi sevdi, diğeri sevmedi galiba. Şebnem Hanım, göz ucuyla çaktırmadan masaya bakarsanız neden burada olduğumu anlarsınız. Niyazi'nin kelebeği. Bu kafede olması sizce de ilginç değil mi? Hı? Bunu araştırmaya geldim. Ve tam olarak soruşturma kapsamında, merak etmeyin. Şey mi, o masaya koyduğunuz şeyin adı mı kelebek? Evet, kelebek. O zaman size bir şey daha soracağım. Bu geçen buraya geldiğimde benim konuştuğum ama sizin asla tanımadığınız söylediğiniz adamlar tekrar burada gördünüz mü? Kim? Çıkaramadım, anlamadım Mesut Bey. Tabii, muhakkak.
Muhakkak. İsmi. Bakın. Bir şekilde hayatımıza girdiniz. Ahbabımız oldunuz. Ahbabım oldunuz. Arkadaşınız olduğuma beni inandırdınız. Evimize geldiniz. Sohbet ettik. Hatta... Sakin olur musunuz biraz? Olamam. Olamam sakin. Mesut Bey, ne kadar zehirli bir insanmışsınız ya. Bakmayın. Bakmayın öyle. Ben hala o çorba için, o gece için size minnettarım. Ama siz bunların hepsini beni tuzağa düşürmek için yapıyorsunuz. Şebnem Hanım, benim bir işim var ve ben bunu yapmak zorundayım. Anladınız mı? Her şeye rağmen, size rağmen. Ayrıca bir meselem var. Değil mi? Bir de bana sevgisizlikten bahsediyordunuz. Bence en büyük sevgisiz sizsiniz, biliyor musun? Bu sevgisiz dünyada en duygusuz, en sevgisiz insansız olabilirsiniz. Ya temsilcisi olabilirsiniz. Kalbinizi kıracak bir şey mi söyledim? Neden böyle konuşuyorsunuz? Benim kalbim kırılmaz Mesut Bey. Ben çocukları kurstan alacağım. Kalkmam lazım, kusura bakmayın. Lütfen sakin olur musunuz? Bakın, ben çok yakın bir arkadaşımı kaybettim. Ve bu dava tamamen onunla ilgili. O yüzden vazgeçemem. Beni anlıyor musunuz? Vazgeçemem. Çünkü hayatta olmayan bir çocuğa bunu borçluyum. Durum bu. Sizi kırmak istemiyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Anlıyorum. O zaman bir şey söyleyin. Şebnem Hanım, bir şey söyleyin. Bana gösterdiniz bu ilgi, bu tuzak. Tuzak. Tuzak, evet. Çünkü hiç kimse birbirine böyle davranmaz, böyle iyi davranmaz. Dünya böyle bir yer değil yani. Ve ben bunları yemem. Neyse. Elinizdeki şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Resmi beyanım da budur. Hadi. Deniz diyordu. Didemciğim. Baby. Şu... göremedim şimdi. Şu giden beyefendi kim? Yeni müdavimlerimizden olabilir. Bitmedi, beni dinlemeden gidemezsiniz. Evet, insanlar birbirlerinden etkilenebilirler. Anladınız mı? İnsanlar birbirlerinin güçlerinden etkilenebilirler, zekalarından etkilenebilirler, hayattaki duruşlarından etkilenebilirler. Kimdim ben diyebilirsiniz, neydim ben diyebilirsiniz. Hatta ne iş yapıyordum ben bile diyebilirsiniz, o kadar. Anlamadım. Aklımı başımdan alıyorsun Şebnem. Olamaz. Oyun oynuyorsun benimle.
Bana bak. Her şeyi oyun zannettiğin dünyanda acaba bir kere olsun gerçekle karşılaşmış olabilir misin? Çok yorgunum. Çok mu yüklendim dersin? Anlamadım efendim. Bu numaraya ait abonelik bulunamamıştır. Gidiyor. Efendim? Yok bir şey Tufan. Yok bir şey. Ama biz yine de bir bakalım. Neye Onur Bey? Bebeğe gidiyoruz Tufan, bebeğe. Yalnız lütfen acele et. Dön buradan. Dön, dön, dön. Melisa! Ne oldu? Hani senin bir ailen vardı? Melisa! Tık diye düşersin işte böyle. Bu numara bir kere de çalışmasın ya. Seni dinliyorum, Bay sürekli kafası karışan. Ne yapıyorsun? Hiçbir yere gitmiyorsun. Peki, tamam.
şu Mesut saçmalarına da derhal son veriyorsun. Peki. Başka? Bu kadar. Gerisini bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz. Ama sana elimi uzatıyorum, elimi tutmuyorsun demiştin ya. Demiştim. Geldim işte. Buradayım. Elini tutmaya hazırım. Böyle işte. Öyle değil. Bu söylediğini çok denedik. Neler olduğunu da gördük. Ben bu şekilde devam etmek istemiyorum. Bu şekilde yaşamak istemiyorum. Nasıl yani? Boşanıyorsun. Hemen. Navigasyon raporu Şebnem Hanım.